InSeven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi de holistik şifa ve aslında sağlıklı, dengeli, kaliteli, uzun bir hayat yaşamak herkesin hakkıdır dedik. Ve şimdi de aslında holistik şifadan bahsettiğimizde kuantum fiziğini de fark etmemiz gerekiyor. Zaten günümüzde kuantum fiziğiyle düşünce ve duygusal alanda ya da holistik şifayı ele alırken bir devrim niteliğinde diye düşünüyorum kuantum fiziğinin. Çünkü kuantum fiziğiyle her şey daha kolaylaşmaya başladı. Evet, kuantum fiziği ve aslında dünya içerisindeki bu dualiteden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü dualitede bizim bedenimize, bizim yaşamımıza, bizim gelişmemize, her alanda bize çok büyük etkiler ediyor. Evet, holistik şifada bizler insanı ele alırken ne dedik? Kuantum fiziği bize yol gösteriyor. Neden? Çünkü insan denilen varlık dediğimiz gibi yalnızca fizik bedenden oluşmuyor. Enerjisel bir varlık ve milyarlarca, trilyonlarca atom ve atom altı parçacıklardan oluşuyor. Biz üç boyutlu olan bu dünya yaşamımızda beş duyumuzla bunları göremiyoruz, duyamıyoruz, algılayamıyoruz. Kuantum fiziğine göre hepimiz de biliyoruz artık, çok söylenilen bir deney, çift yarık deneyinde ne yaptılar? Parçacıklar bir gözlemci olduğunda o andaki psikolojisine göre, yani gözlemcinin düşünmesine, gözlemcinin düşünce ve duygularına göre o anda o parçacıklara tesir ettiği için, oraya manalar yüklediği için o zaman orada belli bir şekilde belli formlar oluşmaya başladı. Yani yaşadığım bu dünya boyutu, dualite, ikilik, yani zıt tutluluk üzerine kuruludur. Evet, yine bir ses açıldı. Hemen bakalım. Tamam. Evet, çift yarık deneyinde nasıldı? Gözlemci olduğu zaman başka. Gözlemci olmadığında dalga boyu, gözlemci olduğunda da parçacık halini alıyordu. İşte buna göre bizim düşünce ve duygularımıza geliyoruz. Bunu holistik şifaya uygulayalım. Ne kadar muhteşem bir şey. Demek ki ben enerjisel bir varlığım, kuantum bir beynim var. Ve benim bu beynimdeki düşüncelerim, duygularım, kalbimdeki duygularım çok önemli. Benim hayatımı, yaşamımı oluşturan, yaratımlarımı oluşturan alanımı da artık fark edebilirim. Ve kendimi işte birçok bilinçaltı kodlama, bilinçaltı temizliği, bilinçaltı dengeleme sistemleri de holistik şifanın içindedir. Ve bütün bunları yaptığımızda geçmiş yaşamda yaşanılmış olan travmalar, her neler varsa yaşanılmışlıklar o bilinçaltı kayıtlarından dönüştürülmeye başlandığında düşünce sistemimiz ve duygusal sistemimiz de dengelenmeye başlıyor. Ve bu dengelenmeyle birlikte bizim bu beş duyumuzla biz bu evrene baktığımızda neleri düşünüyoruz? Kendim için neleri düşünüyorum? Şifam için neleri düşünüyorum? Hangi cümleleri söylüyorum? Hangi kelimeleri söylüyorum? Akşama kadar kendime hangi duyguları besliyorum?
dünyaya bakınca ne görüyorum? Dünyayla ilgili düşüncelerim, dünyanın nasıl bir yer olmasını isterim ya da kendimin nasıl bir hal içerisinde olmamı istiyorsam, yaratım alanımda, yani bu alanda, yaratım alanında aslında ben evrene yayın yapıyorum bu kuantum alanında. Ve onun ardından da kendi yaratımlarımı gerçekleştiriyorum. Ben hastalığı düşünüyorsam sürekli, korkuyorsam, bu o hastalığı görüyorum, hasta olacağım, işte kaygılanıyorsam, korkuyorsam, evrensel yasalar da bizim için çalışıyor. Ve evrensel yasalar diyor ki, madem çok düşünüyorsun, bu kuantum alan, evrensel ilahi nizam içerisinde, biz ne düşünürsek evet der, biz hangi duygudaysak evet der ve onların hepsini bize biriktirir, biriktirir, kendi madde alanımıza gönderir. İşte biz hastalıklarımızı da oluşturuyoruz. Yaşamımızı da böyle oluşturuyoruz. Kendi hayatımıza, yaşamımıza sahip çıkabilmemiz için kendimize dönüp o bütünselliğimizi, holistik alanımızı artık fark etmeliyiz. Evet. Ve dualiteden bahsetmek istiyoruz. Dualite dünyası. Dualite dünyası da çok önemli. Yani evrensel yasaları da çok kullanıyorum çalışmalarımda. Bahsediyorum. Evrensel yasalardan zıt kutupluluk polarite yasasına göre bu dünya üzerinde, bu maddesel alanda bizler deneyimler yaşamamız. Ve bizler bu deneyimleri yaşadığımız zaman aslında tekamül ediyoruz ya da kendimizi geliştiriyoruz. Yemeğini yere bulurum ya. Çıkıyorum. Yine bir ses açık. Evet, dualite aslında bizleri geliştiriyor. Mesela hastalık ve şifa aslında dualitedir. İyi kötü dualitedir. Güzel çirkin dualitedir, değil mi? Kadın erkek, Rahman ve Rahim dualitedir. Evren aslında zıt kutupluluk yasası üzerine şekillenir. Ve bu evren içerisinde zıt kutuplulukla gelişim, üretim, yayılım ve enerji oluşur. Hareketlilik oluşur. Evren hareketi sever ve sürekli bir değişim, sürekli bir dönüşüm içindedir. Şimdi bir kişi kendisinin hasta olduğunu düşündüğünde uzun süreli bu hastalık korkusu, kaygısı ya da başka korkuları olduğunda onu çekim yasası üzerine de kendi üzerine alabiliyor. Çünkü enerji, mıknatıs gibiyiz, çekip alabiliyoruz. Bu çekimle birlikte hastalık geldi diyelim. Eğer ben hastalıkla ilgili alanımı okuyabilme farkındalığına sahipsem, aslında hastalık denilen işte o korku alanları, o kaygı ya da dibin en dibi dediğimiz karanlık alanlarımıza doğru düştüğümüzde, karanlığın en dibinde aydınlığımızı da fark edebilir ve o alanda da uyanışa geçebiliriz. Benim yaşadığım gibi ya da birçok kişinin yaşadığı gibi. Evet, dibin en dibine düştüğümüzde, karanlığın en dibine indiğimizde aslında aydınlık, aslında şifa oradadır sevgili hocam. Çünkü insanın hani çok derin bir uyku olur ya, çok derin bir uykunun içerisinde insan uyanmak istemez. Dualiteden bahsediyorduk ve hastalıkla şifa arasındaki o iniş ve çıkıştan bahsetmek istiyorum. Burası çok önemli. Çünkü kişilerin hastalık sırasında ya da o en dibe, o en karanlık hale indiklerinde kendilerini nasıl yeniden yüzeye çıkarabilirler? Oradaki o inanç, oradaki o gerçekten düşünceleriyle yeniden kendilerine nasıl inanabilirler? Evet, burada
aslında şifa nedir, hastalık nedirden biraz bahsetmek istiyorum. Hastalık dediğimiz zaman, biraz önce dualiteden bahsettik ya, hastalık aslında sağlıklı olmanın zıddıdır. Bir kişinin hasta olması demek aslında onu bütünlemek için bir uyarıdır. Yani kendini okuyabilmesi için bir fırsattır. Biz hastalıklar için, hastalıklara da baktığımızda ne deriz? Aa çok kötü, işte böyle olmuş, şöyle şöyle hasta olmuş. Hastalık çok kötü bir şey. Bunu böyle okuduğumuzda aslında yine düşüncelerimizle, duygularımızla oraya verdiğimiz anlamla biz o hastalığı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Burada hastalığın bize ne anlatmak istediğini fark etmemiz çok çok önemli. Şimdi yani eksi hastalık artı da şifa. Bu iki kutbun arasında bir salınım vardır. İşte bu salınım da yaşamdır aslında. Evrensel yasalarda ritmik salınım yasasına göre bir salınım oluşur. Yani yukarısı şöyle iniş ve çıkış diye düşünelim. Yukarıda burası artıysa şurası eksi. Aslında artıyı aşağı indirdiğimizde ortaya getirdik. Eksiyi de buraya getirdiğimizde denge oluştu. İşte bu denge oluştuğu zaman şifa oluşuyor. Halbuki hastalık da şifa da ikisi de bir. Yalnızca yaşam içerisinde kendimize uyanalım diye kendi düşünce sistemimiz içerisinde oluşturduğumuz, yazdığımız, yönettiğimiz, deneyimlediğimiz alanlardır hastalık alanlarımız. Çünkü her bir hastalığın duygusal olarak, psikolojik olarak anlamı vardır ve bütün organlarımızın da anlamları vardır ona göre. Mesela böbreklerimizin korku alanı olduğu gibi, karaciğerin öfke alanı olduğu gibi, akciğerin keder alanı olduğu gibi, kalbin sevmek ve sevilmekle ilgili olduğu gibi. Yani bizim bütün bedenimizin bütün alanlarındaki bu duygusal ve düşünsel hallerimiz bizim bedenimizi etkiliyor. İşte bizler bu yaşam içinde sıklıkla farkında olmadan, bilinçli ya da bilinçsiz olarak seçimler yapıyoruz. Ve biz kendi yaptığımız o düşünce ve duygularımızla yaptığımız seçimlerle bir ibre oluşturuyoruz. İbrenin kutuplarından birine artı salınım yapıyor, diğerine de eksi diyoruz. Hatta ben şöyle bir çizim yapmıştım, komik biraz ama göstermek istiyorum sizlere. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Bakın, şöyle burası hastalık, burası işte şifa alanımız, burası da hastalık alanımız. Buraya artı diyoruz, buraya eksi diyoruz. Ama aslında bu ipi çektiğimizde, dengeye gelip dümdüz olduğunda hastalık da şifa da bir. İşte holistik şifayı net olarak böyle de görebiliriz. Ya da şu aşağıdaki ibreye bakın. Şimdi bir tarafı hastalık, bir tarafı şifa, artı ve eksi. Bunlar bizim seçimlerimizdir. Düşünce ve duyguda olan seçimlerimiz, biz kendi yaptığımız seçimlerle, bu seçimler nelerdir? Düşünce, duygular, yeme, içme, davranış, yani yaşamımızla ilgili bütün içinde ne varsa, o bütün seçimlerimizle biz bunu, bu ibreyi sağa sola doğru yaşam içerisinde hareket ettirerek hastalığı da şifayı da oluşturabilme gücüne sahibiz. Ancak ne zaman ki biz kendimizi fark etmeye başlarsak, o zaman kendini fark eden bir insan bu defa bu ibrenin denge alanına gelmesiyle, yani bu uzun ve düz çubuğu oluşturabilir ki burası şifa
ve denge alanıdır. Evet, aslında şifaya doğru geldiğimizde bana göre her zaman şöyle düşünürüm ben. Şifa aslında kişinin dengeye gelmesidir. Kişinin bir ve bütün olmasıdır. Kendi bütün alanları içerisinde dengelenmesidir şifa. Ve bir kişi kendi içinde dengeye geldiğinde bütün alanlarındaki rezonans ve frekansının yükselmesiyle evet, şifa holistik bir şekilde, bütünsel bir şekilde gerçekleşmiş oluyor canlı. Evet, bizler yalnızca bir uçta kaldığımızda, bir kutupta kaldığımızda yaşamamız ve diğer ucu ötekileştirdiğimiz zaman, ondan kendimizi uzak tuttuğumuz zaman, direndiğimiz zaman, direnç gösterdiğimiz zaman, kabulde olmadığımız zaman aslında hastalık olsun, yaşamsal döngüler olsun, ne olursa olsun aslında biz onu besleyip büyütüyoruz. Negatif düşüncelerimizle ve kalbimizden çıkan duygularla besleyip frekansımızı düşürüyoruz. Yani denge alanının dışına çıkıyoruz. Ve burada ne yapmalıyız? Hastalığa karşı bakış açımızı değiştirmeliyiz. Hastalık da tıpkı sağlık gibi hayata aittir. Biri ötekinin varlığını gerekli kılar. Biri siyahtır, biri beyazdır. Dualitenin içerisindedir. Bizim burada fark etmemiz gereken şey hastalığın tekrarlanma tarzı, yoğunluğu ve yarattığı acıdır. Ayrıca hastalığın belirtilerini yorumlamayı, içsel güdülerimizi yani duygu ve düşüncelerimizi baskılamadan yaşamayı öğrenmeliyiz. Bizler toplum olarak düşünce ve duygularımızı genellikle baskılarız. Evet, hastalıklar da tıpkı sağlık gibi bizlerin olgunlaşması için vardır. Yani arınmamız için hastalıklar vardır. Çünkü kendimden yine örnek vereyim. İşte hasta oldum. Ne oldu? Kanser oldu. Şimdi neden oluştu? Araştırmaya başladık. Hormonlardan, yani altyapısı hormonlardan, progesteron ve östrojen hormonunun dengesizleşmesinden dolayı sol göğsünde kitleler oluşmuş. Ve bundan dolayı da kanser oluşuyor. Şimdi araştırmaya başladığında östrojen ve progesteron nedir? Hormonlarla ilgilidir. Kadınlık hormonları. Peki bedenimiz o zaman bedenimizi neler aslında idare ediyor? Hormonlar idare ediyor. Bedenimizde 7 tane çakra var. Değil mi? 7 tane enerji merkezi var. Ve bunlara biz ne diyoruz aslında? 7 çakra, 7 enerji merkezi. Aslında bunlar endokrin merkezleridir. Yani hormonların merkezleridir. Kök çakradan başlıyor. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Böbrek üstü, hormonları, bezleri, işte timus ya da pankreas ya da tiroid, hipofiz, epifiz gibi. Östrojen, progesteron gibi. Bütün bunlar aslında bizim bütünlüğümüz içerisinde var olanlardır. Bir kişi kendi hastalığıyla aslında bunun farkına vardığında kendini şifalandırabilmek için okumalar yapabilir. Seni balıklar gördün mü masanın üzerinde? Kendi içindeki gücüne uyanabilir. Evet. Abinin masasına koymuş. Ancak hastalık ve şifa ile ilgili ayırım yaptığımızda şimdi aslında kuantum fiziğinden bahsettik. Kuantum fiziği holistik şifayla çok alakalı. Çünkü bizler düşünce ve düşünsel ve duygusal varlıklarız. Yani aslında düşüncelerimiz ve duygularımız görünmeyen bir alanmış gibi görünüyor. Ancak onlar da atomlardan oluşuyor. Düşüncelerimiz ve duygularımız da aynen öyle. Enerjisel bir varlık olduğumuz için. Çift yarık deneyinde de o yapılan deneyde de gözlemci olduğunda gönderilen
o atomsal parçacıkların ya da nasıl söyleyeyim elektronların işte iki tane yarık var oradan gönderiliyor. Tam detaylı olarak zaten herkes onun farkında biliyordur. Yalnızca holistik şifa alanında o bağlantıyı kurabilmek için anlatıyorum. Orada gözlemci olduğu zaman yani kendimizi gözlemci olarak düşünelim. Bizler gözlemciyiz aslında. Nasıl gözlemciyiz? Düşüncelerimizle, duygularımızla gözlemciyiz. Ve kendi düşünce ve duygularımızla biz aslında bu boş gibi görünen, baktığımızda göremediğimiz atom ve atom altı parçacıklarına etki ve tesir edebiliyoruz. Ben kendi düşünce ve duygularımla aslında yaratımlar yapıyorum, oluşumlar yapıyorum. Ve o yaptığım yaratım ve oluşumlar gözlemci olmadığımda, nötr olduğumda, dengede olduğumda şifadayım ve dalga boyundayım. Ancak eğer ben düşüncelerimle, duygularımla sürekli negatif alandaysam, sürekli travmatik haldeysem, sürekli üzüntü, kederde, kaygıda, endişedeysem, işte o zaman çevremdeki o boş gibi gördüğüm alanı, aslında kuantum sonsuzluk alanına düşüncelerimle, duygularımla, sözlerimle, davranışlarımla gönderdiğim negatif enerjilerle orada bir yaratım alanı oluşturuyorum. Ve ondan sonra o tekrar bana enerji bedenlerime yani o aurasal alanıma geliyor. Orada blokajlar oluşturuyor her duyguma, her düşünceme göre. Ve o alan üzerinde auramda birikip onun ardından da hangi duygu, hangi düşünceyle ilgili olan organsal alanım, vücutsal alanım varsa da o alana hastalık olarak sirayet ediyor. Yani kişinin dengede olabilmesiyle hastalıklardan uzak kalması, ancak düşünce ve duyguda ve davranışta artık sürekli negatif alanda ve sürekli o denge, o ibre bozulmuşsa, kişinin şirazesi artık kaybolmuşsa o denge alanında, bu defa gözlemciliği, kişinin gözlemciliği çok önemli. Ben hayata nasıl bakıyorsam öyle bir hayat yaratıyorum. Benim merak ettim isminiz Fadime Dağ iken, adaşımken Fatma Birgül, soy isminizi şu an hatırlayamıyorum. Evet. Neden değiştirdiniz? Yani bu gerekli miydi? Bu gene holistik şifa ile ilgili olsa gerek diye düşünüyorum. Onu merak ettim. Evet, onu şimdi holistik şifa o kadar büyük bir alan ki. Holistik şifa aslında dedim ya başlangıçta hepsinin çatısı. Yani hepsinin içinde. Numeroloji de var içinde. Evet. Human design de içinde. Astroloji de içinde. Hepsi var. Evet, hepsi içinde. Aynen doğru. Ben hatta Süper 7 televizyonunda programım var High Nefes. Orada da sevgili arkadaşım numeroloji uzmanı Fatma Hanım'la bir programımız olmuştu. Orada o da bana sormuştu. Evet, Fadime ismini dedem bana takmış. Aslında dedem Fadime diye isim takmamış. Dedem gittiğinde Fatma demiş, benim babaannemin adı Fatma'ymış, vefat etmiş. Bunun üzerine nüfus memuru da kendine göre Fadime yazmış. O yüzden ben o ismi alamadım. Çünkü benim babaannemin adı Fatma'ydı. Anladım, siz kendiniz aldınız. Evet, evet. Ama numeroloji de biliyorsunuz. Bu tesadüf diye bir şey yok, hani onun olması gerekiyor, onu almanız gerekiyormuştur. Hani böyle de düşünüyorum. Evet evet, sonradan onu da söyledi sevgili arkadaşım. Onunla da tamamlandığını, ama hani ben onu kıyıya bırakmışım, onun yerine mesela hay nefesi almışım. Onunla da tamamlandığını söyledi. Yani Fadime'yi tamamen bıraktınız, Fatma var onun yerine, Birgül'e eklemişsiniz. Evet evet. Anladım. O zaman Fadime ne oldu bunca zamandır? Yani bu şey, onun da bir enerjisi var.
Tabii, enerjisi var. O benim resmi alanlarda kullandığım isim. Ha, resmi alanlarda hala kullanıyorsunuz. Tabii. Şimdi oldu. Şimdi tabii. oldu. Tabii. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhabalar hocam. Merhaba. Hastalandığınızı söylemiştiniz. Ben de aynı şekilde işte hastalandım. Peki siz şey kullandınız mı? Kemoterapi kullandınız mı? Aldınız mı? Evet, şöyle bir şey var. Evet, kemoterapi önerildi. Ancak ben kendi sistemlerimle, aldığım eğitimlerle belli bir program hazırlayıp kendimi onun üzerine tedavi ettim. Tabii ki radyoterapi aldım, kemoterapiyi almadım. Ama tabii ki şu anda günümüzde kemoterapi çok çok değişti. 10 yıl geçti üzerinden. Şu anda 10 yıl öncekine göre vücuda o kadar etki etmeyen, zarar vermeyen kemoterapi şekilleri de var. Ve şöyle bir şey de var. Hani ben kemoterapiyi kullanmayayım. Bazen bazı rahatsızlıklarda kemoterapi çok da önemlidir, kullanılmalıdır. Doktor ne diyorsa o. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Hocam merhabalar. Merhaba. Çok güzel gidiyor. Ağzınıza sağlık. Soracağım soru biraz geniş perspektifli ama hani kısa bir cevabı var mıdır bilmiyorum ama yani bedenimizde herhangi bir hastalık olduğunda biz nasıl iyiyi düşünebiliriz? Yani ben çok evhamlı biriyim hastalık konusunda. En küçük bir şey olduğunda bile böyle direkt en sonuna gidip en kötüyü düşünüyorum. Ve kendimi engelleyemiyorum yani. Hani bunu nasıl başarabiliriz? Evet, aslında işte ben özellikle bu konu üzerine yoğunlaştım. Başladığımdan bu yana duygularımız, düşüncelerimiz ve kuantumla bağdaştırarak bütün bunlara doğru kendi düşüncelerimizle, duygularımızla nasıl dengeye gelebiliriz'i anlatmaya çalışıyorum. Şimdi devam edeceğim. Oradan devam edeceksiniz. Tamam. Bir de bir şey sormak istiyorum. Biraz önce dediniz ya işte böbrek rahatsızlığı şundan kaynaklı, karaciğer rahatsızlığı bundan kaynaklı. Mesela benim abim astım hastası ama hani doğuştan değildi bu mesela. Yeni evlendiğinde işte eşyalardan, halılardan dolayı sonradan astım hastası oldu. Yine de sebebi o bahsettiğiniz durum mudur akciğerde? Evet, bilinçaltı kayıtlarında, çocukluk zamanlarında yaşadığımız birçok olaylar oluyor, travmalar oluyor. Ondan dolayı aslında işte holistik diyoruz ya, holistik bütünsel demek. Yani yalnızca bir şeyden oldu diyemiyoruz. Birçok şeyden olabilir. Hı-hı. Çocukluk duygu düşüncelerinden, travmalarından da olabilir. Yediği, içtiği, yiyeceklerinden de olabilir. Hareketsizliğinden de olabilir. Bir iş yerinde sürekli aynı havayı, oradaki zararlı şeyleri soluyorsa ondan da olabilir. Evdeki küften de olabilir. O kadar çok sebepleri var ki bunları kendimiz okuyarak, yani kendimizi okuyarak, çevremizi, alanımızı okuyarak tahlil edebiliriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Kuantum alanına giriyor değil mi sizin bu anlattıklarınız hep? Evet. Yani kuantumdan da anlatacaksınız. Tabii. Kuantumla birlikte anlatıyorum. Çünkü kuantum fiziği artık bize o görünmeyen alan ya. Hani biz düşüncelerimizi görmüyoruz. Ama düşünceler de enerji. Duygularımızı görmüyoruz ama onlar da enerji. Şimdi ben kendimi Fatma olarak görüyorum. Değil mi? Ellerim, kollarım, gözüm, kaşım, saçım var. Katı bir beden olarak görüyorum. Halbuki benim bedenimi oluşturan nedir? Organlarım, sistemlerim, onları oluşturanlar nelerdir? Hücreler. Hücreleri neler oluşturur? Moleküller. Moleküllerin altında ne vardır? Atomlar. Atomların altında ne vardır? Elektron, proton, nötron, nötroino. Onun altında ne vardır? Kuantlar vardır. En altına kadar gittiğinizde de fotonlara ulaşırız ki bunlar bizim düşüncelerimizdir. Evet. Ve düşünce gücü ışık hızından bile daha hızlıdır. Ki evet. Biz hayatımızı, yaşamımızı
düşüncelerimizle ve duygularımızla yaratım alanına, maddesel alana getiriyoruz. O yüzden kuantumla birlikte anlatmayı seçiyorum. Çok güzel. Bir de Fatma ismi sizce önemli mi? Ben numarolojiden anlamam, bilmiyorum. Ona numarolog arkadaşlarımız, hocalarımız varsa onlardan talep edebiliriz. Yani siz baktırdım falan dediniz ya az evvel, o yüzden sordum. Evet, benim arkadaşım vardı, ismini öyle tahil etti. Ama tabii ki kişiye göre de, herkesin annesine babasına doğum tarihine göre de değişiyor. Evet. Yarın siz şey yapacaksınız, öğreteceksiniz yoksa? Bugün, çünkü yalnızca bugün var benim çalışmam. Tamam, o zaman göremedim ben de, o yüzden. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Aydınlanıyoruz. Evet, süper. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Akşamlar, merhaba. Merhabalar. İki sorum olacak, çok kısa. Az önce hastalık ve sağlıkla ilgili bir grafik çizdiniz. Bir kez daha onu tekrar eder misiniz? Oturmadı, kafamda oturmadı. Bir de ikinci sorumla, yıllardır hastalıklarla yaşamaya çalıştım. Hep böyle bir mücadele halim vardı. Hastalıkların biri geçmeden biri daha ürüyordu. Biri kısır döngü şeklinde, biri tavan yapınca, biri uykuya yatıyor. Tekrar öbürü patlak veriyor derken, buradan almam gereken ders nedir diye soruyorum her seferinde. Cevap alamıyorum. Nasıl bir yaklaşım sergilemeliyim? Hani dediniz ya, sağlıkta olduğu gibi hastalıkta olması gereken bir durum. Kabule mi geçmek lazım? Teslimiyet mi gerekli? Evet, okumak gerekli. Yani hani biz hep hastalığa kötü anlam yükledik. İşte kuantum fiziği burada, işte o yüzden kuantum fiziği özellikle belirtiyor. Çünkü biz nelere anlam yüklersek onu beslemiş oluruz. Pozitif olarak anlam yüklediğimizde onu ona göre titreştiririz, frekansını yükseltiriz. Negatif olarak düşündüğümüzde, ona göre duygularla onu beslediğimizde, o zaman o alanı besleriz. Yani o zaman beslediğimizde ne olur? Yine gösteriyorum bunu. Bakın, şimdi aslında normal, şifa, dengede olmak şu çizgi. Fark ediyorsunuz değil mi? Normalde evet. Bu. Hı hı. Biz ne zaman ki duygu ve düşüncelerimizle işte anlam yüklediğimizde bazı şeylere, direndiğimizde, kabul etmediğimizde, itiraz ettiğimizde, reddettiğimizde, asla dediğimizde, o zaman eksi tarafa kaydı. Ve bunu biz acaba ne kadar yapıyoruz? Bir günde 50 bin, 60 bin tane zihnimiz düşünce, duygu üretiyor ise, ben diyelim ki şu anda 50 yaşındayım ve ben 7 yaşından itibaren sürekli olarak hep aynı düşünceleri düşünmüşsem, hep aynı duygularla onları beslemişsem, o zaman benim hasta olmam ya da benim döngüler yaşamam acaba mucize midir? Bir kişi sabahtan akşama kadar kendisini negatif düşünceler, negatif sözler, negatif duygularla da beslerse, o zaman onun hayatında döngülerin olması, hastalıkların olması acaba mucize midir? Evet, beklenen sonuç. Biz aslında
yıllardan beridir bunu özellikle belirtmek istiyorum ve bütün eğitimlerimde bundan çok bahsettim. Sevgili hocalarım, kendimize biz aslında her gün beddua ediyoruz farkında olmadan. Ve kuantum alanda da sürekli o ibrenin negatif tarafını, yani burası sürekli gidip geliyor, sürekli gidip geliyor. Artı dediğimiz alan, bakın artı, birisi şifa, birisi hastalık. Aslında ben ikisine de kavuşabilirim. Nasıl kavuşacağım? Düşüncelerimi ve duygularımı fark ederek, reddetmeyerek, kabul ederek, artık asla dediğim taraf olduğum tarafları bırakarak. Aslında hayat surf'tür. Şuradaki gibi. Bazen yukarı çıkarız duygusal olarak, enerjisel olarak. Bazen aşağı ineriz. Gayet normal. Ben hastalığa kötü anlamı yüklediysem, o zaman hastalık sürekli kötü olur ve büyür büyür başka hastalıkları doğurur. Ancak ben o hastalığımdan, mesela diyelim ki midem ağrıyor sürekli. Niye midem ağrıyor? Yediğim yiyeceklerime bakacağım. Akşamları niye uyumuyorum? Hangi düşünceleri, hangi duygulara takılıyorum? Kimleri düşünüyorum? Hangi olayların içinde, hangi geçmişin karanlıkları içerisinde kaldım? Kimleri affedemedim? Kimlerle hala bağlantı halindeyim? Hareket ediyor muyum? Spor yapıyor muyum? Nefes alıyor muyum? Kendi varlığımı kucaklayabildim mi? Kendi içime dönebildim mi? Bütün medet dışarıda mı? Dışarıdakilerden mi yalnızca yardım istiyorum kendimi iyileştirmek için? Gözlerimi kapatıp kendim kalbimin içine dönebiliyor muyum? Bakın bütün bunlar bizim şifalanmamız için. Yani şifa yalnızca benim organımın bir tanesi şifalansın değil. İşte o zaman holistik şifa değil. Ben tüm olarak, bütün olarak düşündüğümde holistik şifanın içinde olmam. Umarım cevaplayabilmişimdir. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. Hocam şimdi anlattıklarınızı aslında son yıllarda çok fazla duyduğum şeyler ama kafamda oturmayan bir şeyler de var. O yüzden hani şu başta söylediğiniz sağlık bir bütündür. İşte ruhsal, zihinsel ve duygusal. Evet, duygusal anlamda şifada olmamız gerektiğini hep söylüyorlar. Siz de söylediniz. Peki bunların bir önem sırası var mı? Yani şu ana kadar anlattıklarınızdan ben şöyle algıladım. Yani zihinsel, ruhsal olarak şifada oluruz, şifamız yerinde olursa kendimizi pozitifte tutup işte söylemlerimizle, düşüncelerimizle hep olumlu düşünür ya da olumlu yaşarsak sanki hiç hasta olmayacakmışız gibi bir şey, bir algı da oluştu. Hani bu da ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Yani kendime bunu da çok kabul ettiremedim henüz ben. Yani ruhsal olarak atıyorum paketli bir gıda yiyorum ama ben çok pozitifteyim. Bunun bana zarar vereceğine inanmıyorum. Çok ne bileyim güzel yaşıyorum. O zaman ben hiç hasta olmayacak mıyım? Yani bu ruhsal şifayı sağladığım zaman bana bir şey olmayacak mı gibi bir şey mi, sonuca mı varmalıyım diye kafamda sorular oluşuyor. Hani bunların bir önem sırası var mı? Şifalanma evet ruhsal olarak bu tepeden başlamalı diye düşünüyorum ama yani gene de tek başına sanki yetmeyecek. Yani bütünsel diyorsunuz ama hep dönüp dolaşıp bütün hastalıkların kaynağını ruhsal ve bilinçaltındaki sıkıntılarda buluyorsunuz. Yani buluyorlar sadece siz değil. Şöyle açıklayayım ben sevgili Arzu. Akıl beden ruh dengesi çok önemli. Aslında insanın kendisini tanıması, kendisini bilmesidir bütünsel holistik şifa. Bir kişi yaşamı içerisinde az önce bahsettiğim gibi diyelim ki ben göz kanseri oldum. Göz kanseriyle birlikte nelerin farkına vardım? Orada o hastalık bana neler öğrettiği önce fark ediyorum. Onun farkındalığıyla ondan sonra kendimi elekten geçirip
ben neleri doğru yapmadığıma doğru ilerlemeye, yürümeye başlıyorum. Şimdi bir insan hiç hasta olmayacak diye bir şey yok ki. Hastalığa kötü, bakın burada hastalığa nasıl kötü anlam verdiğimiz ortaya çıkıyor. Hastalık kötü değil. Herkes hasta olabilir. Hastalık da biraz önce anlattığım gibi biz dualite ortamında, dualite bir dünyada yaşıyoruz. Madde bir dünyasında yaşıyoruz. Ve madde dünyasında dualite vardır, zaman vardır, mekan vardır. Zamanın ve mekanın içinde de madde vardır ve o madde insanın bedeninin üzerine de sirayet eder ve hastalık olarak ortaya çıkar. Ancak ben hasta oldum demekle hastalığa eğer kötü anlam yüklüyorsam o zaman ben hastalığı reddediyorum demektir. Hastalık da şifa da hayatın içinde olması gereken bir durumdur. Ancak insan kendisine dengeli bir şekilde her alanda bakarsa bazen bazı insanlar hiç de hasta olmuyorlar. Mesela ben 10 yıldır olmadım. 10 yıldır herhangi bir rahatsızlık yok. Neden? Tamamen insanın düşünceleri ve duyguları, yedikleri ve içtikleri ve kendi üzerinde yaptığı çalışmalarla, yani bu bedeni rahat bırakmamız lazım. Şöyle düşünelim, bedenimiz katı. Bakın ben nefes çalışmaları yapıyorum. Aslında benim en birinci alanım nefestir. Nefes çalışmalarında şöyle diyorum. Bir insanın bedeni düşüncelerinden ve duygularından dolayı katılaşır. Katılaştığı zaman da hücreler titreşmesini azaltır. Mesela bizim bedenimizde sağlıklı hücreler, sağlıklı olan bedende sağlıklı hücreler hızlı titreşim yapar. Ancak doğal nefesi yoksa, doğal nefes almıyorsa ve yiyeceklerine dikkat etmiyorsa, hareket etmiyorsa, sürekli negatif alandaysa ya da aşırı derecede pozitif alandaysa o da denge değil. Beden katılaştığında bedeni bir boru gibi düşünün. Beden katılaştı, buz oldu. Buz olduğu zaman oranın içine evrensel yaşam enerjisi akar mı? Akmaz. İstediğini ye, istediğini iç, şunu yap, bunu yap. O zaman bedenine hiç o vitaminleri de yerleştiremiyorsun. Ancak zihninle, duygularınla, düşüncelerinle yaşamını farklı bir alana taşımaya başladığında, dengeye geldiğinde bu borunu içindeki o buz erimeye başlıyor. Eriyince bu defa evrensel yaşam enerjisi o enerji bedenlerinden kolaylıkla akmaya başlar. O akışla birlikte frekans yükselir, titreşim yükselir. Hücrelerimizin titreşimleri böyle böyle değil de daha hızlı olur. Hücrelerin içine oksijen, yani evrensel yaşam enerjisi ve yeterince su içmek girdiğinde ve birbirleriyle haberleştiklerinde bu defa iltihaplı hücreler bedendeki o alkali hal oluşur, asidik halden alkali hale dönüşür. Beden kendini toparlamaya başlar. Ve ondan sonra da beden şifalanır. Yani hastaysam evet hastalığımı da kabul etmeliyim. Ama ne anlatıyor bana bu hastalık? Siz böyle deyince aklıma eskilerin şifayı kapmak sözü geldi. Aslında herhalde öyle bakmak lazım olaya. Hani hastalandığımız zaman şifayı kapıyormuşuz. Aynen öyle. Bakın nereden ne çıktı. Aynen öyle. Yani ben hasta olmadan şifanın kıymetini bilmiyorum. Yani dualite bize bunu öğretiyor. İyi olmadan kötüyü, kötü olmadan iyi fark edemiyoruz. O zaman biz hastaysak hastalığımızı, kendimizi, çevremizi, yediğimizi, içtiğimizi, her şeyimizi bütünsel olarak okuyacağız. Nerede eksikliğimiz var, nerede tamamlanmamız gerekiyor? O alanı bulup orayı tamamladıkça şifa zaten şifayı kaplık olacak. Peki teşekkür ediyorum Sami Hocam. Rica ederim. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi
Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.